Haberin merkezine, Show Ana Haber'e hoş geldiniz sayın seyirciler. Milli İstihbarat Teşkilatı Mahmur Kampı'na düzenlenen nokta operasyonla teröre ağır bir darbe daha vurduğu PKK'nın sözde Mahmur sorumlusu Salih Cizre kod adlı Hasan Adır etkisiz hale getirildi. O terörist kırmızı bültenle aranıyordu. Kırmızı listeden bir hain daha eksildi. MİT'in nokta operasyonuyla PKK'nın sözde Mahmur sorumlusu etkisiz hale getirildi. Ateş! Salih Cizre kod adlı Hasan Adır, sözde Mahmur sorumlusu olmadan önce PKK'nın Almanya sorumlusu olarak biliniyordu. Hainlerin dağ kadrosuna Avrupa'da yaşayan çocukları kazandırmaya çalışıyordu. Mahmur'a gelince MİT o teröristi yakın takibe aldı. MİT'in Mahmur kampına düzenlediği nefes kesen operasyonla Hasan Adır öldürüldü. O terörist HDP Şırnak milletvekili Nuran İmir'in de dayısıydı. Yaklaşık 20 günde teröre vurulan 3. ağır darbe oldu. Hasan Adır 5 gün önce etkisiz hale getirilen Doktor Hüseyin Kod adlı Selman Bozkır'la Mahmur'da ortak faaliyet yürütüyordu. PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin de 18 Mayıs'ta öldürülmüştü. Güvenlik güçleri terör örgütlerine darbe üstüne darbe indirirken gözler Brüksel'de gerçekleşecek Erdoğan-Biden görüşmesine çevrilmiş durumda. İki lider hem PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadele sürecini ele alacak hem de iki ülke arasında krize dönüşen S-400 ve F-35 meselesini. Türkiye, Amerika arasındaki ilişkileri Sayın Biden'la ele alma imkanımız olacak. NATO zirvesi için geri sayım sürerken gözler iki liderin Brüksel'de yapacağı görüşmeye çevrildi. En son görüşmemiz Biden'la olacak. Çok kritik başlıklar masada olacak. Erdoğan, ABD'nin FETÖ'yle mücadelede somut adım atmasını, PKK'ya verdiği desteği kesmesini isteyecek. Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye'de var gündemde. PKK belli yerlerde orada eylemler yapıyor. Gerek Afrin'de gerek Münbiş'te. Her an gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız olur. Washington'ın beklentisi ise Türkiye'nin S-400 sistemlerini kullanmayacağına dair taahhütte bulunması. Tam da o görüşme öncesinde ABD Dışişleri Sözcüsü'nden kritik mesaj geldi. Sözcü Price, NATO müttefiki olarak Türkiye'nin S-400'lere sahip olmaması gerekir derken, Milli Savunma Bakanı Akar da muhataplarımızın teknik anlamda kaygısını ele almaya hazırız. Makul ve mantıklı çözümler her zaman mümkün açıklamasını yaptı. ABD'li iki senatör ise skandal çağrıya imza attı. Türkiye için üretilen ve teslimatı iptal edilen F-35 uçaklarının Atina yönetimine verilmesini önerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle de bir araya gelecek, sonrasındaysa Azerbaycan'a gidecek. Türkiye'yi terör örgütleri ve suç çetelerinden kurtardık dedi. Ülkenin kazanımlarına göz dikenlere asla geçit verilmeyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salgınla mücadeleye ilişkinde dikkat çeken mesajları vardı. Verdiğimiz kararlı mücadeleyle Türkiye'yi terör örgütlerinin ve suç çetelerinin tasallutundan kurtardık. Hukuku, hak ve özgürlükleri geliştirme gayretimizi şimdi yeni ve sivil bir anayasa ile taşlandırmaya hazırlanıyoruz. Mesajını böyle verdi. Ülkemizin nereden nereye geldiğini vicdan sahibi herkes kabul edecektir dedi. Eski Türkiye alışkanlıklarıyla milletimizin demokratik ve ekonomik kazanımlarına göz dikenlere asla geçit vermeyeceğiz. Kirli gündemlerle ülkemizi eski istikrarsız ve güvensiz günlerine geri döndürmeye çalışanlara itibar etmeden yönümüz hep geleceğe dönük olarak yolumuza devam edeceğiz. Kilis, Yukarı Aptin Barajı ve içme suyu isale attı açılış törenine canlı bağlantıyla seslendi Cumhurbaşkanı. 2023 yılı hedeflerine işaret etti. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine ulaşmaya
artık çok daha yakınız. Cuma namazını kıldığı Şehriban Hatun Camii'nin açılışını da yaptı Erdoğan. Niyetlerimize talip eyle Allah'ım. Cuma çıkışındaysa salgına dair son durumu değerlendirdi. Almanya 1 Temmuz itibariyle Türkiye'ye seyahat kısıtlaması uyarısını kaldırma kararı verirken Erdoğan'ın turizmde vardı önceliğinde. 32 milyonu yakaladık. Aşılarımız geliyor. Öyle zannediyorum ki süratle bir turist atağı inşallah başlayacak. Aşılamada öncelikli gruplara yenileri eklendi. Uygulamanın kapsamı birkaç gün içinde genişletilince milyonlar hastanelere akın etti. Aşı kuyrukları salgından kurtuluş umudunu da artırdı. İçeride 6 odanın olduğunu söylüyorlar. İnşallah sıkıntı olmaz, bilmiyorum. Yani hızlı oluyormuş. Aşılama grupları genişledi. Milyonlar sağlık merkezlerine koştu. Sakarya'daki aşı kuyruğu hastaneden sokağa taştı. Randevumuzu aldık, saat 10.30'da aşı olacağız diye. Bekliyoruz bakalım, sırada bayağı bir insan var. 45 yaş üstünün ardından pek çok farklı meslek grubu da öncelikliler arasına alındı. Sağlık Bakanı Koca son olarak avukat, berber, kuaför, kafe, restoran çalışanları, otobüs dolmuşçu esnafıyla kargo çalışanlarına da aşı müjdesi verdi. O gruplar da gelmeye başladı, o yüzden yığılma oldu. Sadece Sakarya değil, Tokat, Niğde, Çorum, Türkiye'nin dört bir yanından aşılama için sıraya girenlerin kuyruk oluşturduğu görüntüler yansıdı kameralara. Ülke genelinde aşılama hızlanırken Haziran sonunda tedbirlerin gevşetilmesi için umutlar arttı. Marmara Denizi'nde görülen müsilaj komplo teorilerini de beraberinde getirdi. Adli bilimcilerden sabotaj olabilir açıklaması geldi. Müsilaj sorunu Beştepe'de Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda da masaya yatırıldı. Bu bir biyolojik saldırı olabilir mi? İstanbul Üniversitesi'nin raporundan yola çıktılar, farklı bir açıdan baktılar. İncelenen müsilaj örneklerinde normalde görülmeyen tek hücreli canlıların çokluğu biyolojik saldırı mı sorusunu akıllara getirdi. Normalde görülmeyen bir mikroorganizma yanlışlıkla veya kasten atılmış olabilir mi? Gündemin en sıcak başlığını adli bilimciler de masaya yatırdı. Yapılan beyin fırtınası komplo teorilerini beraberinde getirdi. Öne çıkan denizi saran müsilaj sabotaj olabilir mi? Vızır vızır trafiğin aktığı bir yerde gemiden bırakmak daha kolay. Adli bilimcilere göre gemiden denize bırakılan bir bakteri müsilaja neden olmuş olabilir. Yani soru şu: Türkiye biyolojik bir saldırıyla mı karşı karşıya? Çok uzun sürdü, çok geniş bir alanda. Müsilajla mücadele tüm hızıyla sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan, YÖK tarafından oluşturulan akademik heyetin katıldığı toplantıya başkanlık etti. Müsilaja karşı acil durum önerileri masaya yatırıldı toplantıda. Müsilajın deniz tabanına verdiği tahribat dalgıçların kamerasına yansırken uydu fotoğrafları da görenleri şaşkına çevirdi. COVID'in laboratuvarda oluşmuş bir tasarım olduğu iddia ediliyor. Niye bu bir tasarım olmasın? Adli bilimcilerin komplo teorileri korkuturken mecliste de 5 partinin önergesiyle müsilajı araştırmak için komisyon kuruldu. Camdan balkondan düşen saksılara alıştık ama bu da bir ilk oldu. İstanbul Üsküdar'da bir aile kanepesinden kurtulmak için sıra dışı bir yol buldu. Güvenlikleri ip kopunca da kanepe 3. kattan düştü. Üstelik tam da o sırada bir kadın apartmandan dışarı adımını atmıştı. Kanepeyi dışarı attı, bir de ip koptu. Bayan da bir de burada bir çıktı beyle. Kıl payı kurtuldu. Akla zarar taşıma planı az daha faciaya yol açacaktı. Kaldırımda kanepe kazası atlatan kadın neye uğradığını şaşırdı. Bakın, daha önce yukarıdan saksının düştüğünü gördük, çöpün düştüğünü gördük, hatta balkonun da düştüğünü gördük. Ancak bu kez yukarıdan kanepe düştü. Buradan bırakın bir kanepeyi, bir taş atsanız bile, evet, bir çöp atsanız bile birini yaralayabilir. Evet, yaralayabilir. Siz kanepe attınız. Kanepe attık, çürüdü. İstanbul Üsküdar'da 3. kattan düşen kanepe kaza tarihinde yeni bir sayfa açtı. Kanepelerimiz kırıldı. Yeni kanepe getirecektik eve. Dilber Duran 15 yıllık kanepesini artık eskidiği için dışarı atacaktı. Merdivenlerden aşağı indirmek zor geldi ve o da hiç yapılmaması gereken bir şey yaptı. Kanepeyi iple bağladılar ve yaklaşık 6 metrelik bu yükseklikten aşağı sarkıtmak istediler.
Ancak hiçbir şey planladıkları gibi gitmedi. Kanepeyi dışarı attım, bir de ip koptu. Bir anda da bayan çıktı. Bir kıl payı bu bayan kurtuldu. Neredeyse ölecekti kadın. Kadın ölecekti, ben de kadınla beraber ölecektim. 15 yıllık eski kanepe kadını teğet geçti. Şaşırıp yukarı bakan kadın sonra da hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Bayan bir de çıktı. Yani suç bayanda mı? Bir anda çıkmasın mı? De, tabii. Bayan diyor ki suç bende de vardı. Kadın nereden bilecek ki yukarıdan kanepe düşecek? Bakın bu apartman aslında mimli bir apartman. Çünkü daha önce de yani kanepe düşmeden önce de apartmanın en üst katından aşağıya taşlar düşmüş. Evet. Daha önce de motorun üstüne taş düştü. Efendim peki başka böyle çürüyen bir şey var mı? Dolap molap bunları atmazsınız inşallah. Yok, esla tebe olsun, kulağıma küpe olsun. Burada röportaj yapıyoruz ama ben bir gözüm de yukarıda her an bir şey düşebilir. Yok, kanepe. Yok atmazlar, kanepe kimse atmaz. Atmaz çünkü siz buradasınız, güvendeyiz. 3-5 kodaman daha fazla para kazanacak diye ben 18 parça kemik aldım çocuğum. Bu feryat Muammer Yılmaz'ın feryadı. 11 ay önce Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki patlamada 26 yaşında evladını paramparça halde kara toprağa verdi. Mahkemede fabrika müdürüyle ustabaşı serbest kalınca o da isyan etti. O isyana kulak verelim. 26 yaşında çocuk ya! 26 yaşında çocuk! Ben 18 parça kemik aldım çocuğu! Ben çocuğuma bir şey anlatamıyorum daha ya! Acıların en büyüğünü yaşadı. 26 yaşındaki evladını 18 parça kara toprağa verdikten 11 ay sonra mahkemeden çıkan karar sabrını taşırdı. Lanet olsun sizlerin vereceğiniz paranın. Allahsız kitapsızsınız hepiniz. Tutmuşlar yalancı. Lanet olsun sahte Müslümanlar hepsi de. Polis memuru bir de geçmişteki polis memuru. Yazıklar olsun ya. 3 Temmuz 2020'de Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama 7 kişiyi hayattan koparmış, 128 kişi de yaralanmıştı. Yedi kişinin yargılandığı davanın 3. duruşmasında ustabaşı ve fabrika müdürü serbest bırakıldı. 26 yaşında çocuğumu nefes alır halde getirebilecek bir baba yiğit var mı? Var mı? 26 yaşındaki oğlunu o faciada kaybeden baba Muammer Yılmaz'ın iddiasına göre yalancı bir şahidin ifadesi davanın seyrini değiştirmişti. 50 küsur yaşında burayı denetlemeden emekli olmuş bir polis memurunun ifadesiyle benim çocuğum gidiyor ya. Nasıl dayanacağım ben buna? 3-5 tane kodaman 3-5 kuruş fazla para kazansın diye. Duruşma Eylül ayına ertelendi. Allahsızsınız hepiniz. Lanet olsun bu düzene. Lanet olsun. Nur İşler Çetesi olarak bilinen organize suç örgütüne şafak operasyonu düzenlendi. Çok sayıda adrese baskın yapan ekipler 20 çete üyesini gözaltına aldı. Gözaltındaki isimler arasında çete lideri Nuri Ergin'in kardeşleri ve oğlu da var. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul Organize Şube ekipleri harekete geçti. Karagümrük Çetesi, namı diğer Nur İş Kardeşler Çetesi'ne şafak operasyonu başlatıldı. Çete üyesi 27 kişinin yakalanması için 4 ilçede yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Her şey 12 Eylül 2020'de Fatih Karagümrük Spor Kulübü eski as başkanı Yaşar Ecim'in Beylikdüzü'ndeki bir otoparkta silahla vurulmasıyla başladı. Ardından 14 Eylül 2020'de bu kez Fatih'te Yücel Kurum adlı bir kişi bacağından vuruldu. İki saldırıda da deliller Nur İşler Çetesi'ni işaret ediyordu. ...53 adrese yapılan baskınlarda 2 tabanca, 21 mermi, 1 kama, 1 kılıç ve 1 balta ele geçirildi. Cezaevindeki çete lideri Nuri Ergin'in kardeşleri ve oğlu da gözaltına alınanlar arasında şüphelilerin sorgusu devam ediyor. İstanbul Kabataş'ta bir adam yaya kaldırımını işgal eden motosikletlere adeta trafik dersi verdi. Kaldırımdan geçmelerini engellemek için dakikalarca direndi. Bugün ekibimiz de oradaydı. Kaldırım terörünü onlar da görüntüledi. Aşağıya inin. Bak ben burada koşuyorum. Aşağıya inin. Hayır vermiyorum. Üstümün içine geç. Karşınızdan motosikletli gelse ne yapar?
Kenara çekilirim. Ama yanlış. Ne iş varmış ki kaldırımda? Kaldırımı işgal ediyorlar. Yol açtıkları tehlike ise umurlarında bile değil. Efendim bu yol yaya yolu. Geçemiyoruz ondan. Ama yaptığınız suç. Evet görüyorsunuz benzer şekilde şu anda da bir motosikletli kaldırımı kullanıyor. Burası Kabataş. Bir vatandaş önceki gün bu görüntüleri çekti. Maruz kaldığı kaldırım terörünü böyle ifşa etti. İşte tam da bu noktada motosikletliyle adeta burun buruna gelen yaya kaldırımın kendisine ait olduğunu söyledi. Motosikletliyi uyarmaya başladı. Ancak motosikletlinin kaldırımı terk etmeye hiç de niyeti yoktu. Üstüm içine geç. Sen geç. Sen geç. Üstüm içine geç. Hayır sen geç. Geçmiyorum, dur geçmiyorum abiciğim. Bitmiyorum. Ben buraya yaya benim. Motosikletler günün her vakti kaldırımda ama akşam saatlerinde iş adeta çığırından çıkıyor. İşte bu yolda oluşan trafikten kaçmak isteyen motosikletliler bu kaldırıma çıkıyor. Hem kendi canlarını hem de yayaların canlarını hiçe sayarak kaldırım boyunca ilerlemeye devam ediyorlar. Ya koşamıyorum, 10 tane adama çarptım, 10 tane. 10 tane motora çarptım, yapmayın ya. Evet, bir motosikletli daha aynı şekilde gördüğünüz gibi yayaların arasında kaldırımdan ilerliyor. Burası yol değil çünkü. Burası yaya için. İstanbullular kazalara davetiye çıkaran o sorumsuzluktan dertli. Daha sıkı denetim istiyorlar. Hatta bir tanesi benim koluma çarptı. Ya bu yol Karaköy'e kadar inanılmaz şekilde maalesef kaldırımdan gidiyorlar. İş yerinde bir abimiz var. Kızıyla yürürken görmemiş, kaldırıma atlamış. Az kalsın eziyordu kızı yani. Aşağıya inin. Bak ben burada koşuyorum, aşağıya inin. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir tır kontrolden çıktı, bariyeri biçti ve viyadükte asılı kaldı. Azıcık bile kımıldasa düşecek olan şoför kurtarılana kadar ecel terleri döktü. Yoldan çıktı, viyadükte asılı kaldı. Rahat nefes bile alamayan şoförün camdaki bu hali herkesi şaşırttı. Kocaeli'deki tırın direksiyonunda 41 yaşındaki Ayhan Algı vardı. Gebze'de nasıl olduysa bir anda kontrolden çıktı, bariyeri biçti. Düştü düşecek derken viyadükte böyle asılı kaldı. Şoför Ayhan Algı bir süre öylece bekledi. Milim kımıldamadı. Hareket ettiğinde koca aracın düşmesinden korktu. Neyse ki itfaiye zamanında yetişti. Şoför sepetli vinç yardımıyla kabinden çıkarıldı. O da ekipler de rahat bir nefes aldı. Sivas'ta bir adam hac malzemeleri satan bir dükkana girdi. Kasadaki paraya dokunmadı. Hiçbir şey çalmadı ama öyle bir şey yaptı ki dükkan sahiplerinin ağzı açık kaldı. Anahtarı var, iki tane kilidimiz var, rahatlıkla açıyor. Kasada 300 lira paramız vardı. Ne kasadan para ne de dükkandan malzeme çaldı. Onun derdi başkaydı. Poşetle geliyor abi. Sadece mala zarar verdim. Çamaşır suyunu böyle bir şunlar da var değil mi? Kırpıs etti. Sivas'ta hac malzemeleri ve kıyafetleri satan dükkanın sahipleri dün akşam şehir dışındaydı. İçeri geldim, ilk önce hurmayı gördüm yani. Üzeri ıslaktı. Hani su falan mı diye düşündüm. Baktım ki esans. Aynı madde kıyafetlerin üzerinde de vardı. Kamera kaydındaki görüntü inanılmazdı. Kapıyı normal kilidi açıyor, içeriye giriyor. Şalter bölümünü kapatıyor, kamerayı devre dışı bırakıyor, kapıyı içten kilitliyor işini rahat yapabilmesi için. Esaslara buradaki elbiselerimize zarar veriyor, çamaşır suyu döküyor. İddialarına göre çamaşır sulu saldırgan yabancı olamazdı. Hırsızlık yapmıyor, sadece malımıza zarar vermeye yönelik bir şey yapmış bu. Doğan Can Yılmaz 17 yaşında lise öğrencisiydi. Ailesiyle birlikte tarlada fındık toplarken maganda kurşunuyla sırtından vuruldu. Karar duruşmasını bekleyen acılı ailenin bakın kime ne mesajı var. Ömrünün baharında fındık bahçesinde maganda kurşunu kurbanı oldu. Sırtından vuruldu. Doğancan, 17 yaşındaki oğulları Doğancan Yılmaz'ı toprağa veren aile, sanıkların tutuksuz yargılanması kararıyla kahroldu. Onlar dışarıda geziyor benim yavrum toprakta. Ben nefes alamıyorum. Geçen yıl Ağustos ayıydı. Antalya'da yaşayan Yılmaz ailesi Samsun'daki yakınlarına fındık toplamaya gitmişti. Fındık topluyoruz. Sol taraftan silah sesi geldi. Oğlum gözlerimin önünde savunmasız gitti benim yavrum. Sırtından vurularak gitti.
İddiaya göre karşı yamaçta silahlı bir grup atış yapıyordu. Hakim Bey soruyor, hedef tahtasını diyor, çaktı diyor. Hepsi de üç maymunu oynadılar. Ben görmedim, bilmiyorum, duymadım, oynadılar. Davanın ilk duruşması geçen aydı. İki kişi vardı, iki bacanak. Yani onlar tutukluydu. Dört ay yattılar, dava görülmeden serbest kaldılar. O kararla yıkılan acılı aile bir sonraki duruşmada adalet bekliyor. Bunu mahkemede bile normalleştirerek şey yaptılar. Karadeniz'de diyorlar, gelenek haline gelmiş. Öyle diyorlar mahkemede. Ben oğluma o küçükken oyuncak silah bile almadım. Ben silaha karşıydım. Ben adalet istiyorum. Osmaniye'de kuvvetli yağış dereleri taşırdı. Toplam 400 kovanı sel götürdü. Arılar telef oldu. Ortalama 5 ton bal alma planı yapan arıcı kardeşler ne yapacağını şaşırdı. Dayanacak gibi değil. Dayanacak gücü kalmadı çünkü kovanları selin götürdüğü yere gitti. Arılarının çoğu telef oldu. Yaşayanlar da çamur içinde kaldı. Zararım yaklaşık bitirdim. Çok üzgünüm. Osmaniye'nin Sumbaşı ilçesindeki kuvvetli sağanak yağış dereleri taşırdı. Selin bastığı arazide Nurettin ve Osman Gönül'e ait 550 arı kovanı vardı. 550 kovana yakın arımız vardı. Yaklaşık 400 tanesini komple sel götürdü. Bir 150 tane kadar kovan kalmış. Onlara da komple su dolmuş. İddiasına göre kovanlarından ortalama 5 ton bal alacaklardı. Ama olmadı. Hafta sonu sağım yapacaktık. Ama nasip değilmiş. Çok üzgünüm. Saatinde tüketilmesi kadar saklanmasına özen göstermek de önemli. Şifa için kullandığımız ilaçların etkisini kendi ellerimizle azaltabiliyoruz. Uzmanlar uyarıyor. Buzdolabı, ecza dolabı olmasın. Kutularıyla ilaçları muhafaza etsinler ve üzerindeki uyarılara çok dikkat etsinler. Tabletler, iğneler, şuruplar ilaçları zamanında tüketmek kadar doğru saklamak da önemli. Kimi kutusundan çıkartılıyor, kiminin ambalajı dahi bulunmuyor ancak pek çok evde buzdolapları ecza dolaplarına dönmüş durumda. Ağırlıklı olarak buzdolabında saklanmasıyla ilgili alışkanlıklar var. Ancak eczacılara göre ilaçların buzdolabında saklanması eğer önerilmediyse doğru değil. Mesela 25 santigrat derecenin altında oda sıcaklığında saklanmalıdır diyor. Ama kimse uyarılara dikkat etmiyor. Oda sıcaklığında saklanması gereken bir ilaç buzdolabına konulduğunda etkinliği azalabiliyor. Yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi de şurupların buzdolabında saklanması. Çünkü dolabın soğukluğuyla bazı şurupların içerisinde bulunan etken maddeler de dibe doğru çökebiliyor. Bu da tedaviyi olumsuz yönde etkiliyor. Soğuk, etkin maddelerin çökmesine, ayrışmasına neden olan bir etkendir. Soğukta ayrışacak etkin maddeler içeriyorsa o ölçekte doz anlamında istenen etkin madde istediği kadar almamaya yol açar. İlaçların ufak çocukların erişemeyeceği yerlerde ısı ve ışığa maruz kalmadan saklanması gerekiyor. Kalorifer yanı, soba yanı, işte buhara maruz kalması istenmez. Duvarda çocukların erişemeyeceği kilitli dolaplar içinde ve kutularıyla birlikte saklanması gerekiyor. Bir iş insanı bindiği uçakta kabusu yaşadı. Başına bavul düşen talihsiz adam hukuk mücadelesi başlattı ama başına gelen olayı yargılayacak mahkeme bulamadı. Başına tekerlekli valiz düşmüş, kafa travması geçirmiş ve kafa derisinde kesim meydana gelmiş. Olmayacak oldu, uçakta kafasına bavul düştü. Hukuk mücadelesi başlattı ama 2 senedir havayolu şirketini yargılayacak mahkeme bulamadı. İşi gereği ülkemize geldiği esnada maalesef ki bu talihsiz kaza meydana gelmiştir. Cezayirli iş insanı 2019 yılında ticaret için gelmişti. İstanbul'dan ülkesine dönmek için bindiği uçakta başüstü dolabından başına bavul düştü ve baygınlık geçirdi. İddiaya göre başına bavul düşmesinin nedeni kabin memurunun dolapları hızlı açıp kapatmasıydı. Talihsiz yolcu hastaneye kaldırıldı ama iddiaya göre dinlenmek istediğini söylemesine rağmen havayolu şirketinin çalışanı onu yine İstanbul Havalimanı'na götürdü. Kafasındaki şişliklerle saatlerce diğer uçuşu bekledi. Tam 12 saat boyunca beklemesini sağlamıştır. Başına bavul düşen Cezayirli iş insanı havayolu şirketinden tam 250 bin lira tazminat talep etti ama o isteği henüz karşılık bulmadı. Maalesef ki bu olayı değerlendirip karara bağlayacak mahkemeyi bulamamış durumdayız.
avukat İpek Biter Gündüz Asliye Hukuk Mahkemesi'ne, Asliye Ticaret Mahkemesi'ne ve Tüketici Mahkemesi'ne gitti. Aldığı cevap, olayı yargılayacak mahkeme yok oldu. Şimdi dosya istinafta. Ve tüm Türkiye nefesimizi tuttuk. Saat 22'yi beklemeye başladık artık. Pandemi yüzünden bu yıl ertelenen Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında bu gece A millilerimiz İtalya ile karşılaşıyor. Onlar dünyaya Türkler bitti demeden bitmez dedirten namı diğer bizim çocuklar. Pandemi yüzünden bir yıl ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında bu gece bir kez daha sahaya çıkıyor. Hem de son yılların en güçlü kadrolarından biriyle Türkiye nefesini tuttu, onlardan yepyeni zaferler bekliyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin, tüm Türkiye sizin. Rakip güçlü. Avrupa futbolunun devi İtalya, Galler ve İsviçre'nin de olduğu grubun ilk maçında A millileri Roma Olimpiyat Stadı'nda ağırlayacak. Dünyanın da gözü kulağı başkent Roma'da olacak bu gece. Fransa'da şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Premier Lig'de top koşturan Çağlar, Ozan Kabak, İtalya'da tüm sezon kendinden söz ettirmeyi başaran Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve tüm A milliler ay yıldızlı formayla zaferlere imza atmak için sabırsız. Türkiye'yi 2002'de dünya üçüncülüğüne taşıyan Şenol Güneş de ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ay yıldızlıların başında. Bende tarih öğretmenliği de var. Bu gruptan çıkmak öncelikle hedefimizdir. Bunu yapacak bir gücümüz olduğunu düşünüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise attığı tweetle destek verdi bizim çocuklara. Ve şimdi tüm dualar ay yıldızlıların coşkulu zaferleri için. Evet, dualarımız amililerimizle. Dönemin kayda geçecek garabetlerinden biri, işi ses vermek olan müzisyenlere bir türlü kulak verilmiyor. Müzisyenler sesini duyuramıyor. Müzisyenler hala sahnelerine kavuşamadı. Birçoğu işsiz. Bazıları kemancıydı, limoncu oldu. Bazıları bağlamacıydı ama şimdi kurye. Onlarca müzisyen İstanbul Bakırköy'de toplandı ve sahneler açılmadığı için isyan etti. 95'ten beri müzisyenlik yapıyorum. Şu an motokuryelik yapıyorum. Keman çalıyorum kendim ama şu anda sarımsak ve limon satmaya başladım. İz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Ne iş yapmadım ki? Bakın şu ellerimin haline. Hammallık mı yapmadım? Simit mi satmadım? Bence Ahmet Kaya bunu 25 yıl önce bugünü görerek söylemiş. Nereden bileceksiniz? Çoğu işsiz kaldı. Birçoğu enstrümanını dahi satmak zorunda kaldı. Ve hala sahnelere dönemedikleri için bu durumu protesto ediyorlar, isyan ediyorlar. Bize bekleyin dediler. Ailemizi, çocuklarımızı geçindiremez olduk. Yeter, ölüyoruz dedik. Bence bu işi yapmayın diyorlar bize. Bütün birikimlerimiz bitti. Bazıları evleri gitti, bazılarının yuvası yıkıldı. Yani konser yok, hiçbir etkinlik yok. Düğün sahibi aradı, diyor ki kına gecesini not al ama düğünde diyor, salonda diyor davul zurna yasak. Neymiş efendim? Şikayet varmış. Onlarca müzik aleti, yüzlerce müzisyen. 10 milyon insan 16 aydır mağdur. Yaklaşık 1,5 senedir sahnelerden uzaklar. Enstrümanlarımın hepsini sattım. Aha şu davulu da arka arkadaşımdan aldım geldim yani. Ve çözüm üretilmeyen bir grup olarak kaldık. 21 hiçbir anlamı olmayan, hiçbir geçerli olmayan bir saat aralığı. AVM açık, bir uçak dolu. Bizler de ekmeğimizi kazanmak istiyoruz. Tiyatrocular da buna dahil. Tiyatro nefestir. Bakırköy Meydanı'nda şu anda tiyatro sanatçıları da var. Onlar da aylardır, bir yılı aşkın bir süredir sahnelerden uzaklar. Ara ara açıldı, kapandı. Biz de ne yapacağımızı bilemedik. Kostümlerimiz paslandı. En çok çok seyirciyle oynanan oyunları özledik. Tek istekleri sahnelere kavuşmak ve ekmek paralarını kazanmak. Çalıştığımız mekanların açılmasını, saatlerin uzatılmasını. Biz ekmeğimizi istiyoruz, geçimimizi istiyoruz. Müziği susturmasınlar. Eyvallah. Dünya turizminin kalbi Bodrum'da attı. Global Turizm Forumu'nda pandemi darbesi alan sektörü ayağa kaldıracak reçeteler ele alındı. Aşının önemine vurgu yapıldı. Turizm liderleri çevreye duyarlı konusuna özel başlık açtı.
pazarlamadan tatil yapma alışkanlıklarına kadar değerlendirilecek. Turizmde de çok önemli değişiklikler olacak. Bodrum'dan biz bu kıvılcımı başlatmış olduk. Kıvılcım ateşlendi. Tarihi zirvede tek gündem pandemi darbesi alan dünya turizmini iyileştirecek reçeteydi. 40 ülkeden temsilci ve yetkili katılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bodrum Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Global Turizm Forumu'nda siyasetçilerle sektör temsilcileri bir araya geldi. Ülkemizde 2 milyona yakın kişinin 2019 yılları itibariyle konuşuyorum. İstihdam sağlıyor. Bu hedeflerimizden sapmadık. Dünyanın dört bir yanından gelen sektör liderleri bundan sonrası için yol haritası çizdi. Bir aşı belgesi olacak. Turizmle oluşan çevre sorunlarını gündeme getirmemiz lazım. Zengin ülkelerin yoksul ülkelere pandemi sonrası baskı yapmaması lazım. Bu dönem aşının sağlamasıyla, ortamın iyileşmesiyle bu işi hızlı bir şekilde toparlayacağımız bir dönem olacak. İngiltere'nin eski başbakanlarından Tony Blair de zirveye video konferans yoluyla katıldı. Çıkış yolu olarak da aşıyı işaret etti. Yarın sona erecek küresel forumda Bodrum'un turizm hedeflerine de ayrı başlık açıldı. Mavi Davos istiyoruz çünkü Bodrum bunu hak ediyor. Türkiye aslında hak ediyor. Haberin merkezinde Şovan Haber'deydiniz. İyi hafta sonları.